Merhabalar kıymetli arkadaşlarımız. Bugün sizlere engelli raporumu nasıl sürekli hale getirebilirim sorusuna hep birlikte cevap vermeye çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, malum üzere engelli raporlar süreli ve süresiz olmak üzere iki çeşitte verilmektedir. Buradaki esas amaç bireyin hastalığının iyileşip iyileşemeyeceği kanaatidir. Normalde son dönemde herhangi bir hastalıktan dolayı kişi engelli raporu almak için heyete başvurduğunda ilk önce bakılacak genel husus kişinin üzerindeki o rahatsızlığın kalıcı olup olmayacağıdır. Peki bir bireye verilen süreli rapor nasıl süresiz hale getirilir? Şimdi normal şartlarda süreli veya süresiz rapor almak için heyete başvuru yapıyoruz arkadaşlar. Eğer elimizde süreli rapor var ise o raporun süresi bitmeden hastaneye müracaat ediyoruz. Hastaneye müracaatımızda o raporu engellilik oranına göre hangi hastalıktan almış isek bununla ilgili doktorumuzla genel bir görüşme yapıyoruz. Doktorumuza bu raporun süresiz hale getirilmesi yönünde bilgilendirme yapmak suretiyle başvuru yapmış oluyoruz. Daha sonra hekim sizin bu hastalığınızın vücuda açtığı hasara bakarak eğer hastalık kalıcı ise süreli olan raporunuzun süresiz olarak çevrilmesi yönünde görüş bildiriyor. Buradaki esas önemli husus az önce de belirttiğim gibi hastalığınızın kalıcı olması arkadaşlar veya tedavisinin mümkün olmaması. Daha yakın dönemde arkadaşlar, yani bu yakın zaman içerisinde heyet raporları genelde süreli verilmekte. İşte buradaki esas amaç hastalıkların iyileşip iyileşemeyeceğidir. Fakat bazı hastalıklara içinde, yani kalıcı hastalıklar içinde süreli rapor verilebiliyor arkadaşlar. İşte bu tip durumlarda herhangi bir panikleme, herhangi bir olumsuz düşünceye maruz bırakmamak için kendimizi raporumuzun süresinin bitmesine az bir zaman kala hastaneye başvurarak hastalığımızın tedavisinin geçmediğini, tedavi yoluyla hastalığımızın iyileşmediğini ve dahasıl hastalık sebebiyle engel oranımızın bize arttığını hekim muayenesiyle kanıtlamak suretiyle raporumuz süresiz hale getirilir arkadaşlar. Bu işlemler ise sıfırdan rapor alıyormuş gibi tekrar edilecektir. Yani süreli raporda nasıl baştan her yolu izlediyseniz bunda da aynı yöntemi izleyeceksiniz arkadaşlar. Önce heyetten randevu alacaksınız. Daha sonra heyetin istediği şekilde doktorlara muayene olacaksınız. Daha sonra heyete tekrar kontrol olup raporunuzun süresiz hale getirilmesini talep edeceksiniz arkadaşlar. Evet, bugün de sizlere raporumu nasıl süresiz hale getirebilirim sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Özetleyecek olursak, süreli raporlarımız bitmeden veya bittikten sonra da şu dönemde biliyorsunuz raporlarımızın bitmesine az bir zaman kala bile başvuru yapabiliyoruz artık. Bu rapor süresi bittikten sonra hastaneye başvurarak raporumuzun yenilenmesini talep edebiliyoruz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi rapor yenilenmesi için hastalığımızın kalıcı ve sürekli olduğunu hekim kanaatıyla belirlemek lazım. Mutlu yarınlarda, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla kıymetli gönül dostlarımız.